Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf Berkay Yayınları sayfa 112 ve 117'deki alıştırmaları çözmüş olacağız. Birinci kısmımız olan sayfa 112'deki alıştırmalarla başlıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıda verilen cebirsel ifadelerdeki terim, katsayı ve değişkenleri belirleyiniz demiş. A şıkkımızda başlarsak arkadaşlar şuradaki boşluğu kullanabiliriz. Sizler de bu boşlukları veya bir herhangi bir kağıda bu ifadeleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle terimle başlayalım. Artı ve eksiyle ile ayrılan tüm ifadeler terimdir. Yani 13c kare birinci terimimiz. İkinci terimimizde 10 ifadesi ikinci terimimiz olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Artı ve eksi ile ayrılan tüm ifadeler birer terimi ifade ediyor. Katsayıya geçtiğimizde c karenin katsayısı 13. Yani harfin başında bulunan sayıya katsayı diyoruz. 13c katsayımız. 10 da sabit terimimizde Her zaman katsayı olarak alınır. Onu da katsayı olarak alacağız. Üçüncü ifade Değişken arkadaşlar kullanılan harfi sormuş. Burada kullanılan harfimiz C harfi. O yüzden değişkenimiz de C olarak karşımıza gelmiş oldu A şıkkının cevabında. Burada C kare değişken olarak düşünebilir bazı öğrenciler. Hayır arkadaşlar. Kullanılan harfi soruyor bize. O da C harfi. Değişkenimiz o yüzden C harfi olarak almış olduk. B'ye geçtim. Burada 20x kare birinci terimimiz virgül İkinci terimimiz 4x'i yalnız işaretiyle beraber alıyoruz. Eksi 4x'i ikinci terimimiz özellikle eksi olanlarda arkadaşlar başındaki işaretiyle beraber almayı unutmayalım. Kat sayılarımız x karenin kat sayısı burada 20. Burada x y'nin kat sayısı arkadaşlar eksi 4 olarak harflerin başında yazan sayıları kat sayı olarak almış oldum. Değişkenlerimiz burada x ve y harfleri kullanılmış. O zaman değişkenlerimizde. X ve Y harfi olarak karşımıza gelmiş olacak diyoruz. B şıkkının cevabında. C'ye geçiyorum. Burada arkadaşlar 5x kare birinci terimimiz virgül. 4x yalnız işaretiyle beraber alacağız. Eksi 4x ikinci terim. Artı 2 yani 2 de üçüncü terimimiz. Artılarda başındaki işareti yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Kat sayılara geçtiğimizde x karenin katsayısı burada 5 olarak karşımıza geldi. x'in katsayısı arkadaşlar eksi 4 olarak karşımıza gelir. 2'yi de katsayı olarak sabitlerimi de katsayı olarak alıyorduk. O yüzden 2'yi de katsayı olarak almış oldum. Değişkenlerimiz harfi olarak x harfi kullanılmış sadece. O yüzden değişkenimiz de x olarak karşımıza geldi. Burada yine x ayrı değişken x kare ayrı değişken değil. Kullanılan harf x harfi arkadaşlar. O yüzden değişkenimiz x olarak karşımıza gelmiş olacak diyoruz. Bu şekilde a'yı b'yi c'yi ifade etmiş olduk. Terim katsayı ve değişkenleri olarak. Şimdi bunları silip ç ile devam edeceğiz. Sizler durdurarak eksik kalan kısımlarını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ç ile devam ediyorum. 20 a kare birinci terimimiz virgül eksi 101 İkinci terimimiz. katsayılara geçtiğimizde a karenin katsayısı sayısı 20. Yine eksi 101 de katsayımız olarak karşımıza gelecek. Kullanılan harf a harfi kullanılmış. O zaman değişkenimize de a harfini kullanmış olduk diyoruz. Ç şıkkının cevabında. D'ye geçtim. 40A birinci terimimiz virgül. Eksi 7 bakın işaretiyle beraber aldım. İkinci terimim katsayılara geçtiğimizde A'nın katsayısı 40 eksi 7 de katsayı olarak alınır. Kullanılan harfe baktığımızda A harfi kullanılmış. O zaman değişkenimizde A harfi olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde D'yi de yaptık. E'ye geçiyorum şimdi. 162 birinci terimimiz virgül. Eksi 11 D'de ikinci terimimiz arkadaşlar. Katsayılara geçtiğimizde 162 katsayı olarak alacağız virgül. D'nin katsayısı da eksi 11 olarak katsayı olarak karşımıza gelmiş oldu. Kullanılan harf D harfi o zaman değişkenimizde D olarak karşımıza çıkmış oldu. E şıkkında diyoruz. Ç'yi D'yi ve E'yi de bu şekilde çözmüş olduk. F şıkkımızda devam edelim. Yine burayı temizledik. F'ye geçtim. 5x kare y birinci terimim. İkinci terim eksi 4 x y kare arkadaşlar. Katsayılara geçtiğimizde x kare y'nin katsayısı 5, x y karenin katsayısı eksi 4. Harflere geçtiğimizde x ve y harfi kullanılmış, o zaman x ve y de değişkenlerimizi oluşturmuş oluyor P'nin cevabında. g'ye geçtim. 16 c kare d. Birinci terimim eksi 1 de ikinci terimim. C kare D'nin katsayısı 16, eksi 1'in katsayısı yani eksi 1 de sabitlerim zaten katsayı olarak alacağız. Kullanılan harfler C ve D harfi var. O zaman C ve D de değişkenlerimizi oluşturmuş oldu G'nin cevabında dedik. Son olarak son şıkkımız olan yumuşak G'ye geçtik. 11 kare birinci terimim, eksi 10a, ikinci terimim 2d, İki üçüncü terimimiz arkadaşlar. Katsayılara geçtiğimizde a karenin katsayısı 11, a'nın katsayısı eksi 10. 2'yi de katsayı olarak alacağız. Değişkenler a harfi kullanılmış sadece arkadaşlar. O zaman değişkenimizde a harfi olarak karşımıza gelmiş oldu. Son şıkkımızda diyoruz. Bu şekilde 9 tane cebirsel ifadenin terim katsayı ve değişkenlerini tespit etmiş olduk. Birinci sorunun cevabında arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya doğru geçelim. Burayı temizledik. İkinci sorumuza geçiyoruz. 10b kare artı 8ab eksi 20a kare b cebirsel ifadesindeki terim kat sayı ve değişkenleri belirleyiniz. Her bir terim farklı biçimlerde yazınız demiş. Yapalım hemen. 10b kare artı 8ab eksi 20a kare b ifadesindeki terimleri belirliyorum. 10b kare birinci terimim. 8ab ikinci terimim. Eksi 20 a kare b üçüncü terimimiz olarak karşımıza geldi virgülle ayırdık. Kat sayılar b karenin kat sayısı 10, a b'nin kat sayısı 8, a kare b'nin kat sayısı eksi 20 arkadaşlar. Üçüncü olarak değişkenleri sormuş. B harfi var, a harfi var. O zaman kullanılan değişkenlerde a ve b, a ve b harfleri değişkenlerimizde. A ve B olarak karşımıza gelmiş oldu. Burası şimdi birinci çözüm. İlk yerimizi belirleyiniz demişti bunları. Belirledik. İlk tarafı çözdük. Şimdi ikinci taraf. Her bir terimi farklı biçimlerde yazınız demiş. Terimlerimiz 10B kare. Bunu farklı şekilde yazmam isteniyor. 8AB. Bunu farklı şekilde yazmam isteniyor. Ve eksi 20A kare B. Bunu farklı şekilde yazmamız isteniyor. Yazalım arkadaşlar. Nasıl farklı şekilde yazacağız? Mesela 2b çarpı 5b. Bakın 2 ile 5'i çarptım, 10 yapar, sayıyı ulaştım. B ile B'yi çarptım, B kare yapar. Yani 2B ile 5B'yi çarptığımızda 10B kareye ulaşmış oluruz. Bu şekilde iki sayının çarpımı şeklinde farklı biçimlerde ifade etmemiz isteniyor. 8ab'ye geçtiğimizde, mesela bunda da 4a çarpı 2B şeklinde yazabilirim. 4 kere 2 8 A çarpı B AB şeklinde yazılır. 8 AB'ye eşittir bu ifade dedik. Üçüncü de eksi 5 A kare çarpı 4 B yazabilirim. Eksi 5 çarpı 4 eksi 20 A kare B A kare B gördüğünüz gibi ulaşmış oldum. Bu şekilde iki sayının çarpımı şeklinde de farklı biçimde yazmamız istendi. Terimleri ayrı ayrı yazmış olduk. Her iki çözümü de vermiş olduk. İkinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledim. Sizler yetiştiremediyseniz durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soruda demiş ki, yandaki KLMN dikdörtgenin alanı 21x kareye kare birim karedir. Cebirsel ifadesindeki x ile y değişkenleri pozitif tam sayıları temsil ettiğine göre dikdörtgenin olabilecek kenar uzunluklarından üçünü belirleyiniz demiş. Yani burası alansa arkadaşlar iki sayıyı çarparak iki harfi çarparak alana ulaşmaya çalışıyoruz. Yani yukarıdaki ifadeyi istiyor bizden. 21x kare y kareyi iki şeyin çarpımı şeklinde ifade etmemiz isteniyor. Yapalım. Mesela 3x kare ile 7y kareyi çarparsam 21x kare y kareye ulaşırım. 7 kere 3 21 x kare y kare cevabı ulaşmış oldum. Birinci gösterim. 3 tane belirle demiş. 21x kare y kareyi ben şöyle de ifade edebilirim. 7x kare çarpı 3y kare. 7 ile 3'ün yerini değiştirdim sadece. 7 kere 3 21. x kare y kare. Yine bu cevabı ulaştırır bizi. Bir de arkadaşlar şöyle yapalım. 21 21 x kare y kareyi 21 x çarpı x, y şeklinde ayırabilirim. Bakın 21 burada sayı yok. 21 yazılır. x çarpı x, x kare şurası y kare olacak pardon. Şöyle yazarsam olur. 21 ulaştım. x çarpı x, x kareye ulaşırım. Bir de y karem var. x kareye y kareye ulaşmış oldum. Bakın bu da üçüncü gösterim oldu. Üçüncü gösterim ekstra dikkat özellikle. Kaç sayılarda bir değişiklik yapmadım. Burada da harfleri ayırdım. x kareyi x çarpı x şeklinde ayırmış oldum arkadaşlar. Burada kenar uzunlukları burada gördüğünüz. Mesela kısa kenar 3x kare uzun kenar 7y kare şeklinde ikili şekilde dikdörtgenin kenarlarını 3 farklı şekilde bulmuş olduk diyoruz. Üçünü belirleyiniz dediği için. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soru burayı temizledim. Sizler tamamlayabilirsiniz durdurarak. Dördüncü soru demiş ki bir oyuncakçıdaki raflar her birinde x, y, z kare adet oyuncak olacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre oyuncakçıdaki 120 rafta bulunan oyuncak sayısını belirten cebirsel ifadeyi bulunuz ve 3 farklı biçimde yazınız. Şimdi bir rafta bu kadar varsa arkadaşlar 120 rafta 120 çarpı x y z kare, z kare şeklinde yani 120 x y z kare şeklinde e, oyuncak vardır. Bunu 3 farklı şekilde yaz diyor yukarıdaki sorular gibi. 120x, y, z kareyi farklı şekillerde ifade edeceğiz. Edelim. 120x, y, z kare eşittir. Şöyle yazabilirsiniz mesela arkadaşlar. 30x çarpı 4 y z kare. Bakın 30'la ile 4'ü çarptığımızda ne yapar? 120. X burada y, y ve z kare burada. X ile z kareye ulaşmış olurum. Bir sıkıntı olmaz. Birinci bu olsun. İkinciye geçtim. 120 x y z kareyi 60 z kare 60 z kare çarpı 2 x şeklinde de yazabilirim. 60 ile 2'yi çarptım. 120'ye ulaşırım. Z karem burada. X, burada. Hocam sırası değişik. Önemli değil. Bunlar çarpma durumunda olduğu için X, başa gelmiş. Z kare sona gelmiş. Önemli değil arkadaşlar. Bu ikisini çarptığınızda bu ifadeye karşılık bir değer olur. Üçüncüsü 120 x y z kare eşittir. Bunda da arkadaşlar alt e, kaç olsun 10 olsun hadi 10 y çarpı geriye 12 kaldı. 12 x z kare kaldı. Onları da buraya ayırdım. 10 çarpı 12 120 y burada x z kare burada. Bakın sağlamış oldu. Gördüğünüz gibi 120 x y z kareyi 3 farklı biçimde yazmış olduk. Bu sorunun cevabı için diyoruz ve 4. sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 112'deki çalışmamız bitti. Sayfa 117'deki cebirsel ifadelerle çarpma işlemine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet sayfa 117'ye geçelim. Çarpma işlemiyle alakalı çalışmamızı da yapmış olalım. Evet 117'deki çalışmalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıda verilen cebirsel ifadelerde çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş. Bakın ikili çarpmalar var. Tekli çarpmalar var. Yani tek sayı ile iki sayı çarpma ya da ikili ikili çarpma sayı, benzer örnekler var. Şimdi ilk örneğimiz ikililerle alakalı. Bunda arkadaşlar biraz uğraştırıcı. 2A'yı önce A ile çarpacağız. Sonra 2 ile çarpacağız ayrı ayrı. Sonrasında eksi 3'ü de a ile çarpacağız ve eksi 3'ü 2 ile çarpacağız. Yani toplamda 4 tane çarpma işlemi yapmanız gerekiyor bu tarz sorularda. O yüzden dikkatle yapmamız gerekiyor. Şu alt tarafı a'yı cevaplandıralım. 2 a ile önce a'yı çarptım. 2 a kare yapar. 2 a ile 2'yi çarptım. 4 a yaptı. Artı 4 a. Devam ediyorum. Sonra 2'yi bitirdim. Şimdi eksi 3 ile çarpacağım. Eksi 3 ile a'yı çarptım. Eksi 3 a. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 yaptı. Bakın ayrı ayrı tüm ifadeleri çarpıyorum. Toplamda ikili çarpmalarda 4 tane ifade olması lazım. Bu da düzenleniyor arkadaşlar. Genelde şu iki ortadaki ifade benzer terim çıkar ve onları düzenlemeniz gerekir. 2A kare benzer bir terim olmadığı için aynen yazılır. 4A ile 3A toplandığında artı 4A eksi 3A birbirini götürdüğü zıt işaretli olduğu için sadece bir tane A kaldı yani A olarak yazıyoruz. Bir a yazmanıza gerek yok. Çünkü bir sayımız 1 ise o yazılmaz. Bir de eksi 6'mız var. Onu da yazdım. Yani a şıkkımızın cevabı 2a kare artı a eksi 6 şeklinde çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane ifadeyi sonra düzenlemiş oldum. B'ye geçtim. B'yi de bakın burada yeterli yer yok. Siz bunları herhangi bir kağıda temize geçebilirsiniz. Biz bulduğumuz boşluklara yazmış olacağız. 4x'i önce eksi x ile sonra 2 ile eksi 1 eksi x ile eksi 1 artı 2 ile 4 tane çarpma yapacağım. 4x ile eksi x'i çarptığımızda eksi 4x kare. 4x ile 2'yi çarptığımızda artı 8x. Eksi 1 ile eksi x'i çarptığımızda artı artı 1x. Ama onu biz artı x olarak yazıyoruz. 1 yazılmıyor katsayıda. Eksi 1 ile artı 2'yi çarptığımızda, Eksi 2 yapar arkadaşlar. Yine bakın dörtlü bir ifade çıktı. Şurayı düzenleyeceğiz. Eksi 4x kareye herhangi bir şey yapmıyoruz. 8x ile 1x'i topladığımızda 9x yapar. Bir de sonda eksi 2 var. Yani eksi 4x kare artı 9x eksi 2 şeklinde. B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi C'yi çözüyorum. C'de tekli ifade var. Bu daha kolay. Burada sadece 3x x ile 3x'i 8 ile ikisine ayrı ayrı çarpıyorsunuz sadece. 3x ile x'i çarptığımızda 3x kare 3x ile 8'i çarptığınızda 24x cevabımız 3x kare artı 24x olarak bulunmuş oldu. Burada sadece iki tane sonuç çıkacak diyoruz. C şıkkımızın cevabı olarak. Özellikle ikili olanlar daha dikkat edilmesi gereken kısımlar. Birinci satırımızı bu şekilde cevaplandırmış olduk. İkinci satırımızda devam ediyorum. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet, Ç ile devam edelim. Ç'yi buraya yazıyorum. Evet burada bakın yine C'ye benzer bir ifade. Bununla bunu eksi 7 B -7B ile eksi B'yi eksi 7 B ile 4'ü çarpacağız sadece. Eksi 7 B çarpı eksi B işaretler aynı olduğu için artıya dönüştü. 7 B kare artı 7 B kare Eksi 7B artı 4 işaretler zıt olduğu için eksi 28B şeklinde sonuçlanır. Artı 7B kare eksi 28B şeklinde C şıkkımızın cevabı çıkmış oldu. Burada artıyı yazmasanız da olur arkadaşlar. 7B kare eksi 28B yazsanız da aynı cevap olmuş olur. D'ye geçtim. 2x'i x ile çarptığınızda 2x kare 2x'i eksi 7 ile çarptığınızda Eksi 14x yapar arkadaşlar. Buradan da cevabımız 2x kare eksi 14x olarak karşımıza gelmiş oldu. E'yi yukarıya çözelim. E'de bakın tek tek çarpacağız. Bununla bunu. Sonra c ile biri. Eksi 6 ile c'yi. Eksi 6 ile biri. 4 tane işlem çıkacak. c çarpı c. c kare. c çarpı 1. Bir tane c yani c. Eksi 6 ile c'yi çarptım. Eksi 6 c. Eksi 6 ile 1'i çarptım. Eksi 6 şeklinde sonuçlandı. Şimdi şurayı düzenliyorum. C kare bir şey olmadı. Eksi 6 c artı c. Eksi 5 c yapar. Zıt işaretli olduğu için. Bir de eksi 6 var arkadaşlar. C kare eksi 5 c eksi 6 şeklinde. E şıkkımızın cevabını da vermiş olduk diyoruz. Ve F şıkkıyla devam ediyorum arkadaşlar. Son satıra geçiyorum. Yine üçünü siliyorum. Son satırımıza geçeceğiz. Sizler durdurarak eksikleri tamamlayabilirsiniz. F'ye baktık. F'de yine ikili çarpmalar var. Bakın şuraya çözelim F'mizi. D ile 2 D'yi çarpacağız. Sonra bir eksi 1'i 8 ile bunu 8 ile bunu çarpacağız. D çarpı 2 D 2 D kare. Sonra D ile eksi 1'i çarptım. Eksi D. 8 ile 2 D'yi çarptım artı 16D. 8 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 8 oldu. Bunu düzenliyorum şimdi. 2D kare ile düzenlenecek benzer terim yok. Eksi D ile artı 16D zıt işaretli olduğu için artı 15D şeklinde sonuçlandı. Bir de eksi 8'im var. Bu üçü bu şekilde düzenlenerek karşımıza gelmiş oldu. Yine F şıkkımızın cevabı diyoruz. G'yi yapalım. Şöyle alttan devam edeyim yeterli yer olmadığı için. G'yi çözüyorum. E ile 1'i çarptım. 1'e yani E yazdım. E ile E'yi çarptım. Artı E kare. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. Üç. Eksi 3 ile E'yi çarptım. Eksi 3'e. Şimdi bu düzenleniyor arkadaşlar. Bakın burada düzenlenirken şöyle sıralamayla yazalım. Eksi e ile -3'e sadece benzetirim. e kare ile ilgili bir işlem yok. -3 ile ilgili bir işlem yok. Onları yazdım. Eksi -3e e toplandığında -2e kalır arkadaşlar. e kare -3 -2e 2 şeklinde cevabım ortaya çıktı. Bu sayıların yerlerini değiştirseniz de bir sıkıntı olmaz. Aynı cevap olmuş olur arkadaşlar. Orada bir sıralamada bir sıkıntımız yok. Yerleri değişse de bir problem olmaz. Son şıkkımıza geçtim. Eksi y ile eksi 2 y'yi çarptım. Artı 2 y kare. Artı yazmaya gerek yok. 2 y kare. Eksi y ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3 y. Eksi ile eksinin çarpımı artıya dönüşüyor. Dikkat. Artı 1 ile eksi 2 y'yi çarptım. Eksi 2 y. Artı 1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 şeklinde sonuçlandı. Burada benzer terimleri yine işleme alacağız. 3 y ile 2 y'yi. 2 y kareye bir şey yapmadım. 3 y eksi 2 y. 1 y kalır arkadaşlar. Yani y olarak yazıyorum. Büyük olan işareti artı olduğu için artı y. Bir de sonda eksi 3'üm vardı. Onu yazdığımızda bu şekilde de son şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış olur diyoruz. Özellikle ikili dörtlü yani çarpmalarda 4 tane sonuç çıkacak. Sonrasında da onu düzenlemeniz istenecek diyoruz. Birinci sorumuzda bu şekilde 9 tane sorunun çarpmalarını yapmış olduk. Sizler de bunları temiz bir kağıda dikkatle Yapmış olduğunuz arkadaşlar. İkinci sorumuza doğru ilerliyoruz. Servet x artı 2 ile x eksi 2 çarpımını yandık gibi yapmıştır. Buna göre servet ilk olarak kaçıncı adımda hata yapmıştır diye sorulmuş. Bakın birinci adımı incelediğimizde ne yapmış burada servet? X'i önce x ile sonra da x eksi 2 ile çarptı. Yani x'i x eksi 2 ile çarptı. Burada bir sıkıntı yok. X'i bu x ile çarpacak doğru. Sonra da 2'yi bu ikisiyle çarpacak. 2 çarpı x eksi 2. Burada da bir sıkıntı yok. Yani burada ifade bazı öğrencilere yanlış gelmiş olabilir ama bir sıkıntı yok arkadaşlar burada. Neden yok? Bakın önce x ile buradaki ifadeyi çarpacak. Doğru. Sonra 2 ile bu ikisini çarpacak. 2 ile bu ikisini çarpmış. Bir sıkıntı yok. Birinci adımımız doğru. Sonra çarpmaya geçtiğimizde x ile x'i çarptı. x kare yani x ile x'i çarptı. Doğru. Sonra da x ile eksi 2'yi çarpacak. Ne yapar? Eksi 2x. Ama bakın burada artı 2 ile x'i çarpmış. x ile eksi 2'yi çarpması lazım. x çarpı eksi 2. Burada 2 çarpı x yazmış. Yanlış. İkinci adımda kesin hata var arkadaşlar. Devam edelim. 2 ile eksi çarpacak. 2 ile eksi çarptı. Doğru. 2 ile eksi 2 çarpacak. 2 ile eksi 2 çarptı. Devamı doğru ama şuradaki artı 2 ile eksi değil Eksi 2 ile x'i çarpması gerekiyor. İkinci adımda bir hata var arkadaşlar. Artı 2 çarpı x yerine eksi 2 çarpı x ifadesi gelmesi gerekiyor. Oradaki hata bulunmuş, tespit edilmiş oldu. Kaçıncı adımda hata yapmıştır? İkinci adımda ikinci adımda hata vardır. Düzelmiş halini doğrusunda yazmış oldum. İkinci sorunun cevabı olarak. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Şemada belirtilen çarpma işlemini yaparak boş kutucuğa uygun cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Bu iki ifadeyi çarparak kutucuğa cevabı yazacağız. Çarpalım arkadaşlar. A 8 ile 2A artı 1'i çarpıyorum. Nasıl çarpacağız? Birinci ile birinciyi çarptım. 2A ile A'yı çarptığınızda 2A kare A ile 1'i çarptığınızda artı A. 1A yani. O da A olarak gelir. Eksi 8 ile 2A'yı çarptığınızda eksi 16A. Eksi 8 ile artı 1'i çarptığınızda eksi 8 şeklinde sonuçlanır. Şimdi bunu düzenleyelim. Şurada benzer terim var çünkü. 2A kareyi aynen yazdım. A ile eksi 16A toplandığında zıt işaretli olduğu için fark alınır. 15A. Bir tane eksi işaretli olduğu için eksi 15 a. Sonda da eksi 8 var. Yani kutucuya gelmesi gereken sayımız bu arkadaşlar. 2 a kare eksi 15 a eksi 8 şeklinde cevabı ulaşmış oldum. Bu iki sayıyı çarptığımızda diyoruz. Dörtlü ifadeyi en son düzenlemeniz gerekiyor dedik. Ve dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz. Yandaki KLMN dikdörtgenin kenar uzunlukları. 2x artı 1 ve x eksi 5 birim olduğuna göre dikdörtgenin alanını belirten cebirsel ifadeyi yazınız. Şimdi bir dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşit arkadaşlar. O zaman burada x eksi 5 ile bunu çarpmamız isteniyor. Çarpalım. Önce hangisini yazdığınızın bir önemi yok. İki türlü de aynı sonuca ulaşırsınız. Çarptığımızda arkadaşlar sırasıyla çarpacağız yine ayrı ayrı 4 tane çarpacağız. 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı eksi 5 eksi 10x artı 1 ile eksi çarptığımızda artı 1x yani artı x artı 1 ile eksi 5 çarptığımızda eksi 5. Düzenliyorum. 2x kare eksi 10x ile artı x zıt işaretli olduğu için 9x yapar. Büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 9x sonucumuzda eksi 5. Yani bu ifadenin alanı 2x kare eksi 9x eksi 5 şeklinde cebirsel olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Bu iki sayıyı çarparak ulaştık. Sayıların yerini değiştirseniz de aynı sonuç çıkardı arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Cebirsel ifadelerin sıralamasında dedik. Beşinci sorumuz olan son soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. Beşinci sorumuza yok altı da varmış arkadaşlar. Beşinci sorumuza doğru geçiyoruz. Aşağıda cebir karolarıyla modellenen çarpma işlemlerinin noktalı yerleri yazınız. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak çarpımlarını bulunuz demiş. Burada da bakın modelleme ile alakalı bir soru. Yapalım arkadaşlar. Şurada önce sarıların bir kenarı x'miş. O zaman şurası x. Burası da x diyoruz. Uzun kenarı bakın kısa kenarı buldum. x ve x. Burada ise burası x. Burası x. Yeşilin bakın kısa kenarı 1'miş. Size zaten yukarıda kaç olduğu ifade ediliyor. Şimdi bunu gördüğünüz gibi kısa kenarı da buldum. Uzun kenarı da buldum. O zaman kısa kenar x ile x'in toplamı 2x çarpı uzun kenar 2 tane x'im var. Bir de artı birim var. 2x artı 1. Yani burada çarpılması gereken sayılar 2x ile 2x artı 1'in çarpımı kısa kenar 2x uzun kenar 2x artı 1 şeklinde oldu. Burada diyor ki dağılma özelliğini kullanarak çarpımı da bul kullanıyorum arkadaşlar. Çarpmayı da yapmam istenmiş. 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare eşittir koydum şuraya. 2x ile 1'i çarptım. Artı 2x. Yani cevabımız da 4x kare artı 2x şeklinde çıkmış oldu. A şıkkımızın cevabında diyoruz. B'ye geçtik. Burada yine B'yi yapalım. Sarı olan x'ti. Şu x'ti. Yeşil olanın kısa kenarları 1'di. Burası da 1, 1, Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın kısa kenar x ve 2 tane 1 var. Yani x artı 2 var. Çarpı. Burada ne var? x ve 2 tane 1 var. Yine x artı 2 var. x artı 2 ile x artı 2'yi çarpacağız. Yine mavi ile dağıtalım. 4 tane sonuç çıkacak. x ile x'i, x ile 2'yi, 2 i̇ki ile x'i, 2 iki ile 2'yi çarpacağız. Çarpıyorum. x çarpı x, x kare, x çarpı 2, 2x. Sonra 2 ile x'i çarptım. O da 2x. 2 ile 2'yi çarptım. 4 yapar arkadaşlar. Burada bakın sonuç bu. Bunu düzenleyebiliyorum. x kareyi aynen yazdım. 2x ile 2x'i topladığımızda 4x. Şunu düzenlemiş olduk. Artı 4 şeklinde. x kare artı 4x artı 4. B şıkkımızın cevabı olmuş. Oldu. Son olarak c'ye geçtim. C'yi yapalım arkadaşlar. Burada x'imiz var. Burası bir birim. Burası x. Bir, bir, bir birim. Bu şekilde sonuçlandı. Kısa kenarımız x ve bir var. Yani x artı bir. Çarpı uzun kenarında x ile üç tane bir var. Yani x artı üç var arkadaşlar. Bu çarpmayı yapmış olacağız. Evet çarptığımızda hemen yine maviyle göstermiş olalım. X ile X'i çarpacağız, 3'ü çarpacağız, 1 ile X'i çarpacağız, 1 ile 3'ü çarpacağız. X kare, X çarpı X, X kare, X çarpı 3, 3X, 1 çarpı X, 1X, yani X, 1 çarpı 3, 3 yapar arkadaşlar. Yine bu düzenleniyor. Bakın dörtlü ifade olduğu için X kareyi yazdım, 3X ile X'i topladım, 4X, 3'ü de yazdım, X kare artı 4X artı 3 şeklinde C ifadesindeki modelleme ile verilen ifadeyi çarpma durumunda ifade etmiş olduk. Beşinci sorumuzun cevabı da bu şekilde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Altın soru demiş ki Şirin koşu yarışına katılmak için her gün antrenman yapıyor. Şirin x eksi 10 gün boyunca her gün 20x artı 7 metre koşuyor. Buna göre Şirin'in antrenman yaparken koştuğu toplam mesafeyi belirten cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Öncelikle hemen kalemimizi açalım. Kırmızı rengimizi de seçelim. X eksi 10 gün boyunca 20x artı y metre koştu. Toplam yolu cebirsel olarak sorduysa gün sayısıyla günlük koştuğu miktarı çarpmamız lazım. Yani 20x artı 7 ile çarpıyorum. X eksi 10'u. Burada yine arkadaşlar sıralamanın bir önemi yok. İkisini yer değiştirseniz de aynı sonuç çıkar. 20x ile x'i çarpacağım. Sonra onu çarpacağız. Eksi 10'u. Artı 7 ile x'i çarpacağız. Artı 7 ile eksi 10'u çarpıyorum. 20x çarpı x. 20x kare. 20x çarpı x 10. Eksi 200 x. Sonra 7'ye geçtim. 7 çarpı x. Artı 7 x. 7 çarpı x 10. Eksi 70 oldu. Şimdi bunu da düzenlersek. Düzenlediğimizde. Benzer terimler var çünkü. 20x kare 200x ile 7x'i topladım. Zıt işaretli olduğu için fark alınır. 193 eksi olduğu için eksi 193 x eksi yanlış yapmadık değil mi arkadaşlar? Bakayım hemen. Eksi 200x doğru yaptık. Bir sıkıntı yok. 193x eksi 70 şeklinde cevabımız gelmiş oldu. Koştuğu miktarı cebirsel olarak bu şekilde altın soruda da ifade etmiş olduk ve sayfa 117'yi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda özdeşliklerle alakalı kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.